Merhaba arkadaşlar, tekrar yine karşınızdayım. Daha önce de sürprizlerim olacağını, farklı videolarla karşınızda olacağımı söylemiştim. Şimdi yine sanatın farklı bir dalı olan kağıt örmeyi yapacağız. Farklı bir şeyle karşınızda olduğum için bu videomuzda da başlayalım isterseniz. Birkaç tane şerit yapmak için de renkli, farklı renklerde böyle parça kağıtlarınızı kullanabilirsiniz. Şeritlere ihtiyacımız olacak. Fakat zemin için daha koyu bir renk, yani siyah, mavi, kahverengi gibi renkler seçebilirsiniz. İstediğiniz alana katlayın kağıdınızda. İsterseniz kağıdın yarısı, isterseniz bütün kağıdı kullanabilirsiniz. Mantık şu: kağıdımızı kıvırdık ve şu aldığım bir cetvelle ve elimdeki maket bıçağını dikkatli bir şekilde kullanarak şöyle 2 santimetrelik bir boşlukta başlayarak yukarıdan da tepeye kadar değil, alttan da şöyle noktacıklarla belirleyelim isterseniz. Kendinize bir çerçeve oluşturun. Bu çerçevenin içerisini düzgün bir şekilde kıvırarak, pardon, kıvırarak dedim, içerisini düzgün bir şekilde şeritler halinde keserek bir alan hazırlayabilirsiniz. Bakın, çerçevemi oluşturdum. İşte güzel bir çerçevem var artık. Bu çerçevenin içerisine şöyle belli aralıklarla, çok ince olmamasına dikkat edin, şu şekilde artık çizgilerinizi oluşturarak hep aynı boyda, aynı genişlikte şu alanı eşit bir şekilde keserek çizgilerle bu hale getirin önce. Bir hazırlığınızı yap. Burada da daha önceden hazırlamış olduğum, kesilmiş olan alanım var. Şeritler halinde kestiğim bir siyah alanım var. Bakın, şöyle görünmesi gerekiyor, ızgara gibi. Ve bunlara kestiğim şerit halinde böyle farklı renklerde fon kartonlarım var. Bunları nasıl öreceğiz? Şimdi diyelim ki sarıyla başlayacağız. Dikin, yani şöyle uzun şekilde kestiğimiz için dikine artık biz enine şekilde bunları geçireceğiz ve boylarını enine göre ayarladım. Başlangıçta şunları dikkat edeceğiz. İlk iki tanesi çok önemli bizim için. Şimdi ilk bantımı ilk çizgiden geçirdiğim zaman, bunlar bizim çerçevelerimiz. Bakın, bir tanesini alttan geçirdim. Bir tane şeridimizin üstünden sarıyı geçireceğim. Örgü dediğimiz şey bu. Bir sonrakini, bakın, bir alttan bir üstten şeklinde ben bunu geçiriyorum. Ve böyle sıra sonuna kadar bir alt, bir üst, bir alt, bir üst diyerek bu örgüyü ilk sırasını bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri de diyelim ki maviyle olsun. Bir sonrakini mavi yapacağız. Bu sefer ne yapıyoruz? Buna dikkat edin. İlk iki tanesi önemli. Sonra diğer şeritlerimiz hep ilk iki tanesinin tekrarı olacak. Buna bakıyoruz. Sarı bu şeridin, en son şeridin üstünde. O zaman maviyi biz bu sefer başlatacağız alttan. Yani alttan, bakın, bu şeridin üstünde, siyahın üstünde renk yok. O yüzden şeridin altından geçirdim. Nasıl geçirdiysem buna odaklanın. Bu şeridin üstünde olacak renk, bakın, diğerinde yok çünkü. Ve bir alttan bir üstten şeklinde, zaten bakın, bu üstten geçtiği için bu alttan geçmek zorunda. Burada renk var. Diğer şeritte renk olmayacak. Alttan geçirdim. Burada renk varsa alttaki, yani bir sonraki şerit, bakın, boş olması lazım. Burada renk varsa bu siyah şeritte alttan geçiriyorum bu sonrakini ve en sona geldim. Yine altta bitmesi gerekiyor. Bu örüntü
görüntü ile, bu düşünce ile bu şekilde bütün şerit kısımlarımızı örebiliriz. Artık emin olduğumuzda burada hata yok diye uç kısımlarını da isterseniz yapıştırabilirsiniz. Çünkü bunlar açıldıkça sizlere arada oynama yapacak. Ben o yüzden sizler önünde bunları yapıştıracağım. Çeviriyorum. Bu kısımda da buralarını yapıştırmak istiyorum. Fazlalıklarını sonra keseriz. Daha güzel görünmesi açısından. Bakın şimdi. Sonra buralarını keser, düzeltiriz. Daha güzel görünürler. Elimde şimdi kırmızı var. Gelin mavin yanına kırmızı yakışacağını düşündüğüm için şimdi sarıdaki aynı mantığı kırmızıda yapacağız. Ne yapmıştık? Sarı üstten başlamıştı. Biz de hemencine gidiyoruz. Bakın sarı üstteydi. Biz de üstten başlıyoruz. Şimdi sarıya bakacağım kırmızıyı geçirirken. Ne yapıyorum zaten? Tutturduğum zaman ilki üstten geçtiyse diğeri altta olacak. Üst, alt, üst, alt. Bakın alttakine de sarı neredeyse kırmızı orada olacak. Sarı neredeyse kırmızı orada olacak. Aynı şekilde bunu takip ediyorum. Bu bir örüntü gibi düşünün. Aynı şeyin tekrar. Bakın kırmızıyı da bitirdim. Şimdi yeşil takacağım. Yeşili de örerken maviye bakacağım. Maviyi biz ne yapmıştık? Alttan geçirmiştik. Yani kırmızı üstten başladığı için biz de bu sefer yeşili alttan geçireceğiz. Bu şekilde alttan başlayarak örüntümüzü gerçekleştireceğiz. Hadi bunu da yapalım beraber. Ve sonra herkes kendi başına yapabileceğini düşünüyorum. Bir üstten bir alttan. Bir üstten bir alttan yine. Bu sefer maviye bakıyoruz. Mavideki örüntü nasıl? Mavinin aynısına bakarak yeşilimizi de gerçekleştiriyoruz. Evet, kırmızılar da hazır. Ve yeşil de hazır yanına. Bunları ittirelim güzelcine. Şimdi de uhumuzu sürerek buralarını sabitleyelim. Oynamasınlar daha fazla. Bu şekilde fazlalıklarını sonra keseceğiz demiştim. Yeşili de yapıştıralım. Bize sıkıntı çıkarmasın diye söylüyorum. Şimdi örüntümüzü bitirelim. Örüntümüz sonuna kadar aynı mantıkla. Bir sonraki şeridimiz yine sarı olsun. Sarımızı, çünkü başka renkler yok. 4 tane renk seçmişim. Yine sarımızı bu şekilde kullanırken bakın üstten başlamış. İkisini kullandık. 2 tanesini yine kullandık. Şimdi bakıyoruz yine sarıya. Buradaki sarıyı da aynı mantıkla kullanarak bu şekilde örüntümüzü tamamlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm sayfamın bantlarını yapıştırdım. Yani bunların hepsinin uçları yapıştı. Fazlalıklarını da buradan keserek daha güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışacağım. Öyle de olacak zaten. Daha güzel görünüyor. İşte bakın, bunu isterseniz bir halı gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz bir evin duvarları olabilir. İsterseniz bir sepet olabilir. Bunlara daha kalın olan mukavvalar yapıştırarak bir yüzüne bunları farklı desenler şeklinde oluşturup farklı alanlarda kullanabilirsiniz. İsterseniz maket çalışmalarınızda bir halı olarak kullanabilirsiniz. Bir saha olarak, isteyenler üzerinde siyah beyaz oluşturarak sadece şeritleri şahmat oynayabilir. Ve birçok alanda bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz bir tuval üzerine farklı farklı şu şekilde yapıştırabilirsiniz.
Burada da farklı, daha küçük olanları da olabilir. Bir kompozisyon hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz renklerde ve konsepte uygun bir şekilde birçok kullanım alanı var. Bizler sizlere bunun nasıl örüldüğünü, mantığını kavratmaya çalıştık bu videomuzda. Ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kağıt örme çalışmasıyla ilgili. Bizleri izlemeye devam edin. Farklı teknik ve farklı videolarla yine karşınızda olmak dileğiyle. Videomuzu da beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Ve altta yorumlara ne tür çalışmalarla karşılaşmak istersiniz, neler hazırlamamızı istersiniz gibi düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinize dönüt vermeye çalışacağım. Benden bu kadar. Sizlere kolay gelsin. Hoşça kalın.